Bersiz'e kısasının alakalı olduğu ayet Haşr suresinin 16. ayetidir. İbn-i Cerir, Yahya bin İbrahim el-Mesudi kanalı ile İbn-i Mesud'un yukarıdaki ayeti açıklamak için bu kıssayı anlattıkları rivayet edilmiştir. Kıssa şu şekildedir. Koyun otlatmakta olan bir kadın vardı. Bu kadının 4 kardeşi de bulunmaktaydı. Kadın geceleyin Bersiz'e adında bir rahibin manastırına gidip barınırdı. Bir gece rahip o kadınla zina yaptı. Kadın hamile kaldı. Şeytan gelip rahibe, "Kadını öldür, sonra göm. Çünkü sen sözü doğrulanan ve dinlenen bir adamsın," dedi. Rahip Bersisa kadını öldürdü. Sonra gömdü. Öte yandan şeytan, kadının kardeşlerinin rüyasına girip onlara şöyle dedi. "Manastırdaki rahip kız kardeşinize zina yaptı. Onu gebe bırakınca öldürdü ve falan yere gömdü." Sabah olunca kardeşlerinden birisi, "Vallahi dün gece bir rüya gördüm ama bilemiyorum size anlatayım mı yoksa anlatmayayım mı?" dedi. Kardeşleri de, "Hayır hayır anlat," dediler. O da anlattı. Diğeri, "Vallahi ben de aynı rüyayı gördüm," dedi. Üçüncüsü de, "Vallahi ben de aynı rüyayı gördüm," dedi. Ve hep birlikte, "Vallahi bu işin içinde bir iş var," dediler. Koşup rahip Bersisa'nın manastırına gittiler. Onu manastırdan aşağı indirdiler. O esnada şeytan kendilerinden önce rahibe ulaşıp, "Ben seni bu belaya sürükledim ve bundan kurtaracak kişi de ancak benim. Bunun için bana secde et ki seni içine düşürdüğüm bu beladan kurtarayım," dedi. Rahip ona secde etti. Kadının kardeşleri gelince şeytan rahipten uzaklaştı. Rahibi yakaladılar ve öldürdüler. Şeytan denilen varlık, insanlığın atası olan Hazreti Adem'in yaratılmasından itibaren her insanın dünyevi ve uhrevi hayatını mahvetmeye çalışan en büyük ve en tehlikeli düşman olmuştur. Ne var ki dünyanın küçülüp meşgalelerin artması, benlik, gurur ve kibir gibi kötü hislerin ilgi görmesi, uğraşların tamamen dünyaya dönmesi ve sonuçların sebeplere verilir olmasıyla şeytan da unutulup geçmiştir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.